hakkında kanalizasyon sisteminin bir bölümüne kurulan vinç ve elektrik tesisatının fotoğraflarını çektikten sadece bir gün sonra bir ilaç fabrikasında kendinizi astronot kıyafetine benzer bir kıyafetin içinde ilaç yapım ve paketleme süreçlerini fotoğraflarken bulabilirsiniz. Ve gerçekten sadece 24 saat içinde kanalizasyondan mikropsuz bir dünyaya yolculuk çok değişik şeyler hissettiriyor insana. Endüstriyel fotoğrafçılık denilen bu meslek sürprizlerle doluydu. Her an her türlü çekime hazırlıklı olmak, ekipman ve makine park açısından mümkün değildi. Türkiye gibi yapılacak işin sınırlı ve yapmak isteyenin bol olduğu bir yerde ihtiyacınız olan her malzemeyi satın alarak işletmenizi, bırakın işletmeyi, kendinizi ayakta tutmak da mümkün olamazdı. Bugün de farklı olmayan bu durum beni donanımlı bir atölye kurmaya ve kendimi teknik konularda geliştirmeye mecbur bıraktı. Her zaman söylediğim bir şey var. Hayatımdaki en büyük şansım kitapların ve aletlerin arasında büyümüş olmak. Gözümü açtığımda çevrem bunlarla doluydu. Öğrencilik yıllarımda atölye ya da laboratuvar denebilecek bir alanım olmasa... Oğlum çok iyi dinleseniz adamı! Adam ODTÜ işletmeye girmiş, sikerler demiş, zevkinin hoşuna gittiği şeyin peşinden giderek, yeteneğinin peşinden koşarak farklı bir iş dalına evrilmiş. Ondan sonra oradan da farklı bir iş dalına evrilmiş ya. Ne güzel anlatıyor adam ya. Bilkent miydi? Pardon, özür dilerim. Ne güzel anlatıyor adam ya. Bir dinleyin amına koyayım ya. Hayatınıza bir şey katın abi. Masada ortaokul yıllarında toplamaya başladığım Ya arka taraf bir susar mısın? Ya oğlum bir susar mısın? Ya Adem! Tebeşir kafanı alnın çatına koyacağım ha. Ekipmanlarım ve çoğu işi yapabilmemi sağlayan birkaç takım çantam vardı. Bu sayede endüstriyel fotoğrafçılık yıllarında kullandığım pek çok ekipmanı, ışığı, malzemeyi, hatta sahte buzları kendim üretebiliyordum ve bu beceri bana büyük avantaj sağlıyordu. Bugün izlediğiniz videolar size görsel olarak tatmin edici geliyorsa, bunun başlıca sebebi saniyede 30 kare fotoğraftan ibaret olan videoya taşımaya çalıştığım fotoğraf disiplinidir herhalde. Farklı görüşler olsa da opera, her sanatı içinde barındıran bir yapıya sahip olması sebebiyle en yüksek sanat kabul edilir. Ve operası olan ülkelerde operanın fotoğrafçılığını o ülkenin en kıdemli fotoğrafçılarından biri yapar. 2013 yılında İstanbul Opera Festivali'ni fotoğraflamam istendi. Operanın genel müdürüne bu hikayeyi anlatıp beni bunun için mi çağırdınız dediğimde gülümseyip sadece bir fotoğrafçı lazım demişti. Tabii ben bu büyünün bozulmasına izin vermedim ve ülkenin en iyi fotoğrafçısıymışım gibi çektim opera festivalinin fotoğraflarını. 2013 yılında gerçekleşen İstanbul Opera Festivali'nde son kez ticari olarak deklanşöre dokundum. O tarihten sonra bir daha para karşılığında bu çok sevdiğim işi yapmadım. Opera Festivali jübilem olmuştu. Hem de ne jübile. Topkapı Sarayı'nda saraydan kız kaçırmayı en önden nasıl izleyebilirdim ki başka? 2013 ve sonrasında fotoğraf dersleri vermeye başladım. Sümüklü çocuk ve kedi fotoğrafı dersleri değil ama. Kameranın laboratuvarda nasıl kullanılabileceğiyle ilgili dersler. Fotoğrafın tarihi ve felsefesi, yüksek hız fotoğrafçılığı, spektrofotometri gibi konularda anlattıklarım. Daha sonra 3 boyutlu yazıcılar ve mekatronik girdi işin içine. Amatör telsizci olmam sebebiyle elektronik, amatör telsizcilik konularını ve yanı sıra meteoroloji, meteorolojik gözlem konularını da enstrümantasyonla ilgili kazanımlarını fark ederek ders programıma dahil ettim. Son ya olarak... çıldıracağım, en güzel insan modeli değil mi? Abi her gün bir şey katmış lan adam kendine. Çıldıracağım ya. Ben de böyle olmak istiyorum. Ben bunun onda biriyim ama en fazla. Topraksız tarımın büyük bir öğrenme ve keşfetme fırsatı olduğunu görüp topraksız tarımı da ders programıma eklememle bir Mars üssüne dönüşen okuldaki laboratuvarımda uzay temalı uygulamalı eğitim projemin temelleri atılmış oldu. Bugün artık sınıfa girip ders anlatmasam da uygulamalı eğitim modellerinin yaygınlaşması için programlar hazırlamaya ve danışmanlık yapmaya devam ediyorum. Bundan da çok zevk alıyorum çünkü bu sayede benim gibi sadece yaparak öğrenebilen kardeşlerime yardımcı olabiliyorum. Bugün ses ve görüntü kalitesi çok kötü olduğu için çoğunu sildiğim 2 sene önceki ilk videolarım, derslerimde anlattığım ve yaptığım uygulamaların
oldukça basit kayıtlarıydı. Merak edenler için söyleyeyim, o videoların ya daha iyilerini çektim ya da çekeceğim. Yani kaçırılan bir şey yok. Artık kimsenin izlemeye tahammül edemeyeceği o videolar kısa süre içinde onlarca kişi tarafından izlenmeye başladı. Bence oldukça iyi bir sayıydı. Ortalama saatte bir kere izleniyordu bu videolar. Daha ne isteyebilirdim ki? Kanalın kısa süre içinde 1000 kişi tarafından takip edilmesi bende ve arkadaşlarımda şok etkisi yarattı. Birkaç sene daha dişini sıkıp devam edersen 3000 kişi takip eder diyordu bir arkadaşım. Birkaç hafta içinde 3000 kişiye ulaştığımızda ülkede teknik konulara meraklı ve internet kullanan kişilerin sayısını kendimizce tahmin etmeye çalışarak kanalın en fazla 30.000 kişiye ulaşabileceğini öngörmüştük. O da şansımız varsa yine 3 sene içinde. Tabii öyle olmadı. Bir videosunda Necdat Delioğlu'nun kanalımdan bahsetmesi, üzerine Barış Özcan, Serdar Kuzuloğlu ve Can Yılmaz'ın paylaşımları kısa sürede 100.000'in üzerinde... Aaa, Cari'in demedi. Abi unsub, unfollow, unfriend. Abi Cahre'yi demedin. Çok kırıldım. Kalbim pıt etti. Üzüldüm abi. Yani bir Barış Özcan değiliz ama biz de Cahre'yiz ya. Can Yılmaz dedi. Aa dur, ben canım sayılmam değil mi? Sayılmam, evet. Ne taşıdı kanalı? Buradan hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum. Abi bir tek Rüştü Reçber'e teşekkür etmemişsin. Tüm bu yolculuk süresince hiç abone olun, beğenin, takip edin demedim. Demek zorunda kalmadım. Çünkü sizler bunu söyleyen yayıncılara göstermediğiniz bir teveccühü göstererek benim 3 senede belki 30.000 kişi takip eder dediğim kanalı 1 senede 100.000'in üzerine taşıdınız. Bugünse 200.000'i çoktan devirdik. Zaman zaman sokakta, çarşıda, pazarda sizlerle yolumuz kesiştiğinde hep ne güzel insanlar takip ediyor dedirttiniz bana. Hatta kanalımızın 2 milyon küsur takipçisi var diyen bir arkadaşa önemli olan kimin takip ettiği deme zevkini de tattırdınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Oo, bir de öyle atar mı yapmışlar? Artık ben de yakın arkadaş... Lan bu adamın bile karşısına geçip kanalımızın 2 milyon abonesi var, sen kimsin falan mı demişler ya. Çok kötü ya. Niye biz... İnanılmaz ya. Abi yani hayatım boyunca bu adamın seviyesine ulaşamayacağın belli yani. Hani yaptığı şeyin atom fiziği olduğunu savunmuyorum tabii ki ama her gün kendisine bir şeyler katarak kendisini başka konularda bilmediği bir şeyle ilgili geliştiren bir insana saygı duymak lazım. Bir söylem vardı. Kimi söylemiydi? O da aklıma gelmiyor.